Merhaba sayın seyirciler, Metnüç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Ankara'da bir yolcu otobüsüyle tır çarpıştı. Kızılcahamam ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı. Kaza gece yarısı saat 0:30 sıralarında TEM Otoyolu Çeltikçiler gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne gitmekte olan Gökhan Ersoy yönetimindeki yolcu otobüsüyle Süleyman Oğuzkav yönetimindeki tır çarpıştı. Kazada otobüsün muavini 17 yaşındaki Serdar Özdemir hayatını kaybetti. 24 kişi de yaralandı. Yaralılardan 8'i Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hafif yaralanan 16 kişiye de kaza yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. Özdemir'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Rojava'ya geçiyoruz. Rojava'da Kürtlere yönelik saldırı girişimleri devam ediyor. Tıltemir'de YPG kontrol noktasına saldırı gerçekleştirildiği haberi geldi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Tıltemir'de sabah saatlerinde Menajir köyünde YPG kontrol noktasına çeteler saldırdı. Saldırıya YPG güçleri anında karşılık verdi. Çatışmanın hala devam ettiği bildiriliyor. Çetelerin saldırı gerçekleştirdiği Menajir köyü Tıltemir ile Serekani arasında bulunuyor. ...22 Ocak'ta başlayan Cenevre 2 konferansı devam ediyor. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği özel temsilcisi Lakhdar Brahimi, Suriye rejiminin ve muhaliflerin bugün yüz yüze görüşeceğini açıkladı. Yüz yüze yapılan görüşmede muhalifler önce Humus'a yönelik kuşatmanın kaldırılmasını isteyeceğini belirtiyor. Görüşmeler şu an devam ediyor. Muhalifler geçiş yönetimi kurulmasıyla insani yardıma yönelik görüşmelerin paralel yürütmesinde ve Beşar Esad'ın yönetimi bırakmasında ısrar ediyor. Suriye heyeti ise Esad konusunun kendileri için kırmızı çizgi olduğunu söylüyor. Rusya ise Cenevre 2'ye katılımın genişletilmesi gerektiğinde ısrar ediyor ve Kürtler görüşme sürecine mutlaka gelmelidir diyor. Suriye adına katılan heyet ise rejime karşı koyan tüm güçleri terörist olarak tanımlıyor. Konferansa davet edilmeyen Kürt tarafı ise ortaya çıkacak kararları tanımayacağını deklar etmişti. Bu arada Brahimi tarafların bir geçiş hükümetini öngören Cenevre 1 şartlarını prensipte kabul ettiğini duyurdu. Brahimi tarafların asıl önemli konuları henüz ele almadığının da altını çizdi. Görüşmeler hala devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande pazartesi günü Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Kürt ve Fransız örgütleri Hollande'ın Paris katliamını ziyaretin gündemine almasını istedi. 9 Ocak Paris katliamından bir yıl sonra Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Ziyaretin 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Paris katliamı ise aydınlatılmayı bekliyor. Fransız ve Kürt örgütlerden oluşan Kürdistan Ulusal Dayanışma Koordinasyonu Hollande'dan Türkiye'ye giderken bu konuyu gündemine almasını istiyor. Fransız Komünist Partisi ise Hollande'ı cinayetlerin aydınlatılması için Türk hükümetinden hesap sormaya, Kürt sorununun barışçıl çözümü ve Kürt halkının meşru haklarının tanınması için ağırlığını ortaya koymaya çağırdı. Fransız Komünist Partisi Hollande'dan Fransa'nın 2011'de Türkiye ile yaptığı güvenlik işbirliği anlaşmasını reddetmesini de istedi. Hollande'ın ziyareti öncesi ise Fransa'da çok sayıda medya organı Paris cinayetine ilişkin yeni gelişmelere yer verdi. Express dergisi Ömer Güney'in Türkiye'deki telefon numaralarına yönelik görüşmelerine dikkat çekti. M6 info sitesi ses kayıtlarının 22 Ocak çarşamba günü soruşturmaya bakan anti terör sorgu yargıcı Jane Duye tarafından katil zanlısı Ömer Güney'e sorulduğunu duyurdu. Le Figaro gazetesi de dün yayınladığı bir haberde Hollande'ın ziyareti öncesi bu konunun Fransız Cumhurbaşkanı'nı meşgul ettiğini yazdı. Gazeteye göre Fransa Cumhurbaşkanı'nın çevresi Türk servislerinin cinayetlere karıştığına dair bugün halen delil olmadığını düşünüyor. Katledilen kadın devrimcilerin ailelerinin avukatı Antonio Comte ise umarım Hollande konuyu masaya yatırma cesaretini gösterir. Ben Barca davasından bu yana Fransa bir devleti siyasi bir cinayetin sorumlusu olarak gösterme yeteneğinde olmadı diyor. İmralı ile görüşmeler devam ediyor sayın seyirciler. HDP eş genel başkan yardımcısı Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet milletvekili Leyla Zana İmralı adasına hareket etti.
Önder ve Zana sabah saatlerinde İmralı Adası'na doğru yola çıktı. Kürt Halk Öneri Abdullah Öcalan'la yapılacak olan görüşmede Rojava ve Güney Kürdistan'la ilişkiler konusunun gündeme alınacağı tahmin ediliyor. Önder ve Zana'nın akşam saatlerinde İstanbul'a dönmesi bekleniyor. 12 Eylül darbesi öncesi devrimci Doğu Kültür Ocakları kurucu başkanlığını yapan Necmettin Büyükkaya anıldı. Diyarbakır cezaevinde gördüğü ağır işkenceler sonucu 24 Ocak 1984'te katledilen Büyükkaya için Siverek'teki mezarı başında bir tören düzenlendi. Siverek Asri Mezarlığı'ndaki anmaya BDP Kent Milletvekilleri İbrahim Binici ve İbrahim Ayhan, Van Milletvekili Nazmi Gür, Rıha Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Baydemir, Parti Merkez Üyeleri Sait Üçlü ve Mehdi Aslan, İl Eş Başkanları ile YNK Politbüro Üyesi Mele Bahtiyar ve Parti Yöneticileri Sosyolog İsmail Beşikçi, yazar Faik Bulut ile çok sayıda kişi katıldı. Federal Kürdistan bölgesinden getirilen toprağın serpildiği mezara karanfiller bırakıldı. Büyükkaya'nın zindan arkadaşlarından olan Sait Üçlü kısa bir konuşma yaptı. Üçlü, özgürlük sevdamızı Ahmet zindanlarında bitirmeye çalıştılar ancak başaramadılar. Onlar vurdukça biz çoğaldık. Biz özgürlük şiarı ile yürümeye devam ettik. Şehitlerimiz en üst değerlerimizdir. Değerlerimize sahip çıkarak onlara özgür vatan ve özgür halk armağan edeceğiz dedi. Ardından söz alan BDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Baydemir ise mazlum Kürt halkının öncüsü olan Büyükkaya'nın büyük bir değer ve şahsiyet olduğunu söyledi. YNK Politbüro üyesi Mele Bahtiyar da Büyükkaya'nın mücadele geçmişini anlattı. Hasta tutsakların durumu giderek kötüleşiyor. Devlet izliyor sayın seyirciler. Gebze M tipi cezaevinde 1994'ten beri tutuklu bulunan hasta tutsak Süreyya Bulut'un sağlık durumunun giderek kötüleştiği bildirildi. Bulut'un cezaevi arkadaşları Remziye Mengüç, Dicle Haber Ajansı DİHA'ya bir mektup gönderdi. Mektupta sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşen Bulut'un kafasında şarapnel parçasıyla yaşadığı, bir gözünün görme fonksiyonunu yitirdiği ve uzun süre açlık çeken insanlarda görülen Wernicke-Korsakoff hastalığına yakalandığı belirtildi. Ali Ağa T tipi cezaevinde 23 yıldır tutuklu olan hasta tutsak Sezgin Bacı da sağlık durumuna ilişkin mektup gönderdi. Bacı, hasta tutsaklar adeta ölüme terk edilmiştir dedi. Ahmet Barosu, cezaevi komisyonu üyesi avukatlar Diyarbakır E tipi kapalı cezaevindeki hasta tutsaklarla görüştü. Görüşmeler rapor haline getirilirken tutsakların çeşitli hastalıklar yaşanmakta olduğunu belirtildi. Mardin'den İzmir Şakran Dörtnoğlu T tipi kapalı cezaevine sürgün edilen tutsak Delil Tekin'in annesi Gurbet Tekin, sürgünden sonra çocuğunun bir yılda sadece iki defa ziyaretine gidebildiğini aktardı. Anne Tekin, oğlunun ya serbest bırakılmasını ya da artık yanına sevk edilmesini istedi. Gebze M tipi kadın cezaevinde saldırıya uğrayan kadın tutsaklara destekler devam ediyor. Yeni Demokrat Kadın YDK üyeleri Gebze M tipi kadın cezaevinde kalan saldırıya uğrayan kadın tutsaklara ilişkin İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya saldırıya uğrayan kadın tutsak Kader Fındık'ın ablası Çiğdem Fındık ve İzmir Sosyalist Kadın Meclisleri üyeleri de katıldı. YDK üyesi Gamze Öztürk, hapishanelerde devam eden bu uygulamaların sistematik bir devlet politikasının göstergesi olduğuna dikkat çekti ve devletin baskı ve sindirme yoluyla korku duvarları örme çabası içerisinde olduğunu kaydetti. Ardından konuşan Gebze M tipi kadın cezaevinde saldırıya uğrayan kadın tutsak Kader Fındık'ın ablası Çiğdem Fındık söz aldı. Göstergesidir. Devlet hapishaneler aracılığıyla, baskı ve sindirme yoluyla dışarıdaki dinamizmi içeride tutsaklar üzerinde kurarak korku duvarları örme çabası içindedir. Devrimci yurtsever tutsaklar üzerinde süren bu keyfi uygulamalar elbette kadın tutsaklara cinslerinden kaynaklı katmerli bir şekilde artmaktadır. Tutsaklara dönük Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisi seçimlere yönelik bildirisini açıkladı. Yereldeki kadınların katılımı ile kent kadın meclisleri oluşturulması hedefler arasında. Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisi seçim bildirgesini açıkladı. Seçim bildirgesinde kadınlar lehine yerel yönetim için dikkat çekici öneriler yer alıyor. Buna göre
eş başkanlık sisteminin yanı sıra HDK, HDP, yereldeki tüm kadınların katılımıyla kent kadın meclisleri oluşturacak. Kadın meclislerinin kentsel hizmetlerin cinsiyet eşitlikçi temelde örgütlenmesi ve kararların tüm yerel yönetim organları tarafından uygulanması sağlanacak. Bütün yerel yönetim organlarında cinsiyet eşitlikçi bütçenin uygulanması takip edilecek. Ayrıca yerel yönetimlerin iç işleyişlerinde cinsiyet eşitlikçi politikaların gerçekleştirilmesi amacıyla kadın erkek eşitliği birimleri oluşturulacak. Kadın çalışmalarında kullanılmak üzere kadın bütçesi ayrılacak. Belediye bünyesinde her türlü istihdamda %50 cinsiyet kotası uygulanacak. Yine belediyenin tüm hizmetleri çok dilli yapılacak. HDK Kadın Meclisi Yaşanabilir Kentler Projesi'nde ise şunlar var. Her türlü ayrımcılığı engelleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması. Belediyelerde kadınları ilgili birim veya kurumlara yönlendirecek kadın büroların açılması. Mahallelerde kadın danışma merkezleriyle ihtiyacı olanlara hukuki, psikolojik eğitim konularında destek verilmesi. Şiddete ve ayrımcılığa karşı yaygın kadın danışma ve dayanışma merkezlerinin kurulması. Kadınların kent ekonomisine katılımlarını artırmak için özgür kadın kooperatiflerinin kurulması. Öte yandan BDP eş başkan adaylarının yerel seçim çalışmaları da devam ediyor. BDP Van Büyükşehir Belediye eş başkan adayları Bekir Kaya ve Hatice Şoban Muradiye'de, yani gerçek adıyla Begiri ilçesinde halkla buluştu. Buluşmaya Begiri Belediye eş başkan adayları Doktor Mehmet Ali Tunç ve Safure Güneş ile birlikte ilçe halkı ve esnaf da katıldı. Ayrıca seçim bürosu ziyaret edildi ve ardından belediye başkan vekili Songül Atbulut ve belediye çalışanları ziyaret edildi. Burada söz alan Hatice Çoban, kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz dedi. Çoban, özgür kent, özgür toplum, özgür yürüyüşü, bunların hepsini birlikte gerçekleştireceğiz diye konuştu. Ardından söz alan Bekir Kaya ise dünyada ilk olan eş başkanlık modelini başlattıklarını dile getirdi. Kaya seçimlerin bir referandum niteliğinde olduğuna vurgu yaparak önemine işaret etti. Begiri ziyaretini tamamlayan Kaya ve Çoban akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak merkezde bulunan İstasyon Mahallesi'nde halk toplantısına katıldı. Haberleri sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyirciler.